Eyvallah. Dayı o sigara ne öyle demiş. Ya işte şey kanka ya. Var ya şu karanfilli sigara. O. Az mütevazı ol. Ne alakası var? Adam şarkıma kötü dedi. Kötü, kötü deyince olaylayınca mütevazı mı olunuyor? Allah Allah. Sağduyulu olunur. Kitap sayfaları açamadıydın. O çok güzel abi demiş. Ta ne zaman Vine'ını dedim lan dayıcım. Ta ne zaman Vine'ı. Aytaç Mustafa götümüz çıktı. Tövbe estağfurullah. Şampiyon olur muyuz? Olamayız kanka. Fenerbahçe bu sene şampiyon falan olamaz. Ciddi diyorum olamaz. Ben ümidi kestim yani. Fenerbahçe yani bir kere Fenerbahçe'nin genetiğinde önemli maçları kazanamama gibi bir durum var anasını satayım. Bu nasıl oluyor? Ben anlamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin hiçbir zaman önemli bir maçı kazandığını bilmiyorum. Hayat memat meselesi olan herhangi bir maçı Fenerbahçe kazanamıyor abi. Mesela atıyorum bu hafta mesela Trabzon'u yensek ciddi anlamda bak mesela şey de yenildi. Ne onun adı? Sivas da yenildi. Abi puan farkı falan kalmayacaktı abi ortada. Yenildik ama anladın mı? Fenerbahçe genetiğinde böyle bir şey yok. Fenerbahçe her zaman işi yokuşa sürer. Ve başaramaz yani. Son haftaya kadar götürür, ikinci olur kalır yani. Ben Fenerbahçe'yi bak harbiden 2002'den beri Fenerbahçe maçlarını takip eden biri olarak ben Fenerbahçe'nin hiçbir zaman önemli maçı kazandığını görmedim. Ciddi diyorum. Hiçbir zaman görmedim yani. Fenerbahçe böyle bir takım. Maalesef yani dost acı söyler ama böyle yani. Fenerbahçe işte başında kim olursa olsun Fenerbahçe'nin genetiğinde böyle bir şey yok. Ama Galatasaray bunu başarıyor abi ya. Ben anlamıyorum yani bu takımı. Yani bir final varsa bak Liverpool'un oynasın Galatasaray final maçında vallahi billahi kazanır ya. Vallahi billahi kazanır yani takım final takımı yani. Başında Fatih Terim olsun olmasın fark etmiyor. Adamların genetiğinde böyle bir şey var ama Fenerbahçe'nin genetiğinde önemli maçı kazanmak gibi bir şey yok. Valla eğri oturup doğru konuşalım. Benim çok fazla Fenerbahçeli takipçim var ama onlar da biliyor ama yapacak bir şey yok yani. Yalan mı? Ben doğrucu bir adamım. Doğru söylüyorum. Ben doğrucu Hasan'ım. Aynen Zabağa da burada yapılıyor. Dur lan öyle yazayım. Dur. Zaba. Kader. Zaba. Kader. Burada yok. Bugün. Nasıl sabit diyorduk lan? Ha tamam. Sabaha kadar burada yapın. Sabaha kadar burada yapın. Göztepeliler çıksın ortaya. Göztepeliler dudak tiryakiliği var demiş. Aynen biraz olay öyle var bende. Yayının başından beri buradayım ve yazdığımı bile görmedin. Kanka o kadar kişi var. Özür dilerim ama yani şu an gördüm. Çok mu önemliydi? Senin polisiye dizi vardı. Ne oldu ona demiş. Kanka polisiye dizi. Aha burada bak. Ha bak şunun içinde. Bak bunun içinde kanka. Celtics gördün mü hiç senaryo programı? İyi lan hatırlıyorum valla. Bir gün hayata geçecek. Der misin bir kere? Mi? Ne lan? Bazen insanlar böyle videolardaki replikleri bana söyletmeye çalışıyorlar da ben hatırlamıyorum ya. Fener nerede yanlış yaptı biliyor musun? O çeyrek finalde topu direkte patlamayacaktı. Atsaydı bahtsızlığı kırardı. Sorma ya. Bak kaleciyi bile... Bak şu an Chelsea'nin o maçtaki kalecisi Hilario. Nerede? Kimse bilmiyor yani adamı. Yani o adam o maçta böyle... O maçta oynadı muhtemelen. Chelsea'nin tek ilk 11'inde... İşte ne ilk 11 lan? Chelsea'nin tek maçı... O Fenerbahçe maçında oynamıştır. Ama adam orada kalecilik yaptı yani. Konserde ettiğin kavgayı anlatsana demiş. Sen nereden biliyorsun lan konserde ettiğin kavgayı? Harbiden konserde ettiğim kavgayı nereden biliyorsun sen? Sen bir yazsana bir daha. Konser muhabbetini söyleyen arkadaş. Harbiden merak ettim. Orada mıydın?
Vallahi arkadaşlar ben canlı müzik ortamında benim beynime bir şey oluyor. Harbi ciddi diyorum. Beyin kimyama bir şey oluyor. Ben kavga çıkartıyorum ya. Öyle bir durum var. Vallahi öyle bir durum var benim. Özür dilerim. Ben canlı müzikte böyle beynime bir şey oluyor benim. Çok aniden sinirleniyorum. Bu video neden gelmiyor? Konu mu tükendi? Falan filan. Vallahi ben bu ara çekesim yok arkadaşlar. Ama çekerim. Belki yarın çekebilirim. Benle kavga ettim. Herkes aynı şeyi söylüyor. Benle kavga ettim diye. Kardeşim şu an seninle kavga etmiş olsam bu yayına yazamazsın. Sigara kağıdı kömürden mi yemiş? Abi senin gördüğün yok, ben kaçar. İyi geceler. İyi geceler kanka. Kafe battı mı? Battı kanka vallahi billahi. 2 ayda kafe battı amına koyayım. 2 ayda kafe batar mı lan? Ragnarok'u izledin mi? Vallahi izledim de grafikler çok kötü lan. Vallahi ben hiç beğenmedim grafiklerini ama senaryosu güzel. Yakaladı beni. Daha projeye geçmemiş fakir YouTube'cu Derum ne? Daha proya geçmemiş. Ha, pardon. Kavga mı var? Kavga her daim var. Ali Biçim ve Mesutcan hakkında ne düşünüyorsun? İyi bir ikili olmuşlar. Estağfurullah Abdücüm ya. Estağfurullah. Estağfurullah hayatımın anlamı. Gözümün nuru. Abdü bir ara Antalya'ya geleyim diyorum ya. Sıkıldım valla. Bu aralar depresyondayım. Hiçbir şey yapasım yok kanka. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Hadi bakayım. Bakayım sorularda soru şey var mı? Evet. Bana muz sok. Tövbe estağfurullah. Bakayım. Nasıl Ankara güçlü bu kolunda faça yok demiş. Ankara güçlü değilim ki ben. Ne alakalı? Ben niye? Bir insan niye Ankara güçlü olur ki? Şaka şaka. Hayatta öğrendiğin en önemli kural veya bir ders. Bak güzel soru. Hayatta öğrendiğim en önemli kural arkadaşlar. Düştüğünü insanlara göstermeyeceksin. Ciddi diyorum bak. Düşersen düştüğün anı ya da zaaf noktanı kesinlikle ve kesinlikle insanlara göstermeyeceksin. Bakın az çok dediğime itimat ediyorsanız arkadaşlar bunu yapın. Düşerseniz yani düştüğünüzü belli etmeyin arkadaşlar. Devam. Her şey yolunda. Muazzam. Muazzam falan deyin. Ciddi diyorum. Abdü'yü yayına al demişler. Alayım. Nasıl alacağım lan? Abdü bir yazsana bir. Yaz şöyle üstüne tıklayayım. Oğlum Abdü nerede lan? Abdü yazsana oğlum. Ne oldu oğlum ha? Abdü. Dur. Odaya çıkıyorum. Bir saniye. Kardeşim kendimle yayın yapıyor gibiyim ya şu an. Benziyoruz ha? Çok benzetiyorlar lan. Millet. Benziyoruz mu? Bak. Kanka senin saçlar daha böyle siyah olduğu için çok güzel duruyor. Vallahi mi? Eyvallah kardeşim. Bir de ben şeyde, bir de ben çeneyi de bırakmıyorum çok fazla. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Asma asamı izliyorduk. Vallahi bayağı. Kendi geldi. Bir şey diyeyim mi kanka? Bu kadar uzun süre ilk defa bir fenomenin yayınını izleyen bir fenomen görüyorum. Ciddi kanka diyorum. Ben senin takipçinim ya. Ben senin yani sadece arkadaş olarak değil de sosyal medyada da takipçinim yani. Canımsın. Eyvallah kanka çok sağ ol. Kimseyi de takip etmem biliyorsun doğru düzgün ama arkadaşlarla beraber oturduğumuzda bak sizin mailler açıyor. Şey mi yapıyor? Abi şey mi yapıyor? Amramımız oğlum bak çok ciddiyim. Düzenli olarak şey yapıyoruz böyle. Sizin o bir tane mailiniz var. Bu senin bir tane videon var. Kız arkadaş bulmuşsun. Şey. Çok iyi ya. Hey, şu muhabbet değil mi?
Amirim ya. Ben nakledim. Evet. Neydi o ya? Ben orada bir şey diyordum. Ha, sevgili mi yaptın lan? Sevgili yaptım. Sevgili yaptım. Çok iyi. Ne zaman geleceksin Antalya'ya? Kanka bilmiyorum ki ama gelem ya. Vallahi. Yeni evi daha sen görmedin değil mi burayı? Aynen. Aynen. Gel. Kardeşimin evinin içinde asansör var. Dur. Az. Canlı yayında hava atayım size. Bizim evin için benim evimde koridor yok amına koyayım. Vay. Abdi sen bu şeyi seviyorsun ha. Odanın içinde küvet falan böyle çok jacuzzi falan seviyorsun o ayakları. Bak burada kapıdan çıkınca. Peki şimdi bir soru soracağım. Sor kanka. Kameram kırık bu arada. O yüzden diyorum ki kusura bakmayın. Aynen. Yok hiç sorun değil. Şimdi asansör sonuçta. Ama para kazanıyor git kendine telefonu al. Sonuçta en aşağıdaki adam asansörle senin odana çıkabilir değil mi? Bir daha söyle kanka durma duymadım anlamadım. Sonuçta asansörle en aşağıdaki adam sen odadayken senin odana çıkabilir değil mi? Mesela Hüseyin. Evet gelebilir. Şimdi yanlışlıkla senin odada misafir varken işte ikinci kata tıkladı. Şöyle şimdi oda ayrışıyor. Kapı var. He. Kapıdan koridora çıkıyorsun. He. Koridorda asansör. Ben direkt şeye çıkıyor, odaya çıkıyor sandım. Ha, orayı odanın gördüm. Yok, odanın içine çıkmıyor. Odanın içine çıkmıyor. Yoksa yani hiç hoş görüntüler ortaya çıkmayabilirdi yani o yüzden. Yani. Yani. Ben rahatsız olmam da yani ne bileyim. Nasıl rahatsız olmam lan? Niye rahatsız olayım canım? Lan götümü görün lan götümü. Oğlum götüm gözler ne olacak? sen ne oldu? Dertlendin mi? Ne oldu? Anlat bakayım. Kanka vallahi işte. Güzel böyle anlat bakalım. Biz bizeyiz ya burada. Değil mi? Çok biz FaceTime yapıyoruz sanki kamera koyun burada. Yayını bok ettim ya çıkayım mı? Yok kanka saçmalama ya estağfurullah. Estağfurullah kanka. Ama bu aralar böyle bir kanka bir şeydeyim ya. Böyle bir şey yapasım gelmiyor yani. Anladın gel mı? Antalya'ya biraz kafa dağıt vakit geçirelim. Benim de canım sıktın zaten. Valla. Ha gel. Onu fark ettim. Ben de sende de bir şey olduğunu fark ettim. Gel gel. Biraz kola atalım. Yani yapacağımız zaman okuyayım. Oturup yemek sohbet etmek yani. Aynen o da doğru da. Ama arkadaşlar şimdi 6-7 bin kişi izliyor. Şöyle söyleyeyim. Yani Halil'i boyla bir araya geldiğimiz zaman harbiden iyi kaynatıyoruz ya. Aynen. Kanka bir şey tane kaynatabiliyorum. Bir de Ankara'da bir tane arkadaşım var. Barış diye onunla. Ya şöyle bir şey var. O anımızı böyle ciddi ciddi YouTube'a çeksek bu Mesut'la Ali biçim var ya bak harbiden öyle bir ikili olunabilir biliyor musun? Ama işte biz onu kamera geçince sanki böyle bir biz genele hitap etmeye alışmışız ya. Ya işte ben onlara tahammül edemiyorum ya. Bilmiyorum ya görüntülerinden dolayı ya da ne bileyim daha izlemeden hep böyle tanımadan antipatim var yani. Doğrudur da yani ne bileyim onlar şey kanka auralarından bahsediyorum ben. Yani ben demek istediğini anladım. Biz bir araya geldiğimizde mesela videolarda enerjimiz çok yüksek oluyor. Senin 2-3 tane videomuz var değil mi? Aynen. 2-3 tane senin kanalında 2-3 tane benim kanalımda ya. Hepsi de baya iyi yani şey. Aynen. Enerjimiz tutuyor güzel oluyor. Aynen. Yapalım güzel çok güzel fikirler var bir gel de. Yeni evde baya güzel bir şeyler yapacağız gibi. Tamam kanka olur. Uyar bana. Haberleşelim. Ben çıkıyorum yayından. Sen keyifli bir şekilde izlemeye devam ediyorsun. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Örnek olma. Hoşçakal. Gel bir bak. Bay bay. Bay bay. Devlet buna el koysun artık. Bir baksın yani devlet. Hadi bay bay. Seviyorum Abdü'yü. Kardeş sen misafir gitme ayıp demiş. Tamam kardeşim. Sen dediysen öyle yaparız. Evet, beni al. Vallahi arkadaşlar, böyle yayına dışarıdan birini aldığımız arkadaşlar böyle yayında gelip böyle küfredip kaçan çok fazla oluyor. Bu Yunav zamanı. Abi ben cidden bu kafayı anlamıyorum ya. Yunav zamanı. Adam yırtınıyor. Abi ben yayına al. Ne olur yayına al abi. Bokunu yiyeyim. Abi sana bar yolluyorum. Yayına al. Alıyorum. Küfredip kapatıyordu ya. Piç kuruları. Ciddi diyorum bak piç kuruları. Yani çok üzülüyordum böyle olunca. Yani
kullanılmış gibi hissettirdim kendimi. Türkçe rap yazmış. Merhaba demiş. Merhaba kardeşim. Halilan bizim şarkıyı paylaşmadın sen. Bizim şarkıyı paylaş. Reis okul var da kapat yayını da uyuyak kanka. Bu yayını tekrarlamak lazım. Aynen yani bundan sonra her gece açayım ben bu yayını. Cidden ha iyi kaynattık. Vallahi. Vallahi billahi ya. Bundan sonra her gece açıyorum arkadaşlar. Bundan sonra her gece kaçta? Hafta içi 11'de. Hafta sonu 12'de yayın var arkadaşlar. Duyanlar duymayanlara haber versin. Deyin onlara. Herkese deyin. Deyin ki Halil İbrahim Öker hafta içi 23'te hafta sonu 24'te yayın açacakmış. Yani neyse. Yunan zamanı neydi be? Sorma lan Yunan zamanı. Harbiden ha. Bakın ben size bir bilgi vereyim mi arkadaşlar? Vine'ın bitmesine sebep olan platform Yunan'dır. Vallahi billahi bak şaka maka değil lan şaka yapmıyorum ciddiyim. Vine'ın bitmesine sebep olan platform Yunav'dır. Bütün Vine'cılar para var diye Yunav'a girdi. Tamam mı? O zaman kimse Vine çekmedi. 2 ayda uygulama boş kalınca engine toparlayınca bizim ayak çekiyor o dönem. Vallahi billahi lan ciddi diyorum herkes içeri bomboştu böyle konuşuyorduk böyle ses yankılanıyordu. Böyle içeriye video at. Böyle içeride böyle ses yankılanıyordu bak. Ciddi diyorum. O kadar boşluğu uygulama. Yunan yüzünden. Ciddi diyorum lan şaka yapmıyorum. İnanmıyorsunuz mu? Hiç geldin mi? Adıyaman'a gelmedim kanka. Dark Web merhaba demiş. Merhaba Dark Web. Arkadaşlar Dark Web'i takip ediyorsunuz. Dark Web'i takip edin. Güzel bilgiler paylaşıyor. Hatta Instagram'daki bu sayfalar arasında en faydalı sayfa Dark Web olabilir. İnandok demiş attı. Yunav da bitti. Oğlum Yunav mı kaldı? Yunav bitti de ama Vine'in bitmesine sebep olan platform Yunav lan. Ciddi ciddi ha şaka değil. TikTok bitirdi Vine'i. Allah Allah. TikTok mu varmış Vine zamanı? Aynı platform yani hiçbir şekilde farkları yok. TikTok Vine'ı bitirebilecek bir güçte değildi açıkçası. Vine'ın ölüsü yeter lan şeye TikTok'a. Bakın bu bir illüzyon. Gözümü yakıyormuşum gibi değil mi? İşte her şey bakış açısı. Ya iyi tamam be Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır arkadaşlar biz bize değil miyiz yani? Çok ayıp şu an yaptığınız. Sürekli saçın yağlı, saçın yağlı. Tamam farkındayım saçım yağlı da yani ben sizin samimiyetinize güvenerek bu şekilde çıktım yayına. Vine gibi bir uygulama açılır ya, yapılır yani. Yapılır da Vine olmaz ki artık yani. Instagram gibi bir yer var ve bir şey diyeyim mi? Bir seneye kalmaz TikTok, Instagram'ı yer arkadaşlar ben size diyeyim. Ne paspas çekersin kankalar ya. Vallahi ya. Şuna baksana bıyığım cidden çok kalın ya. Benim bıyığım cidden acayip kalın anasını satayım. Yani şu bıyık bölümü anladın mı? Duydun mu? Kastamonu'ya gel de sana etli ekmek. Elim etli ekmek. Kastamonu'ya gel. Konya değil mi etli ekmek? TikTok. Instagram'ı yer mi? Vallahi yer kanka. Ciddi diyorum bak. Bak ben bunu deyince insanlar bana gülüyor da ben zaman dedim bu Instagram Vine'ı yer dedim. Kimse inanmadı bana. Yedi. Yedi yer de yani. Cemaat bıyıklılar seri üzgün. Doğru. Güzel espri yaptın kanka. Tebrik ediyorum. Ciddi diyorum. Harbiden güzel espri. Twitter hepsini yer. Ya Twitter bir sosyal medya platformu olarak bakmamak lazım. Twitter bir haber kaynağı arkadaşlar. Yani bakarsanız oranın keşfeti şimdi haber sitelerine düşmeden bir yerde bir savaş olduğunda mesela haber sitelerine düşmeden direkt Twitter'a düşüyor yani. Direkt Twitter'a düşüyor hatta TT oluyor. Daha hürriyet, milliyet böyle hak getire böyle gelecek de yazacak da şey yapacak, yayınlayacak da
senin önüne düşecek de hepsi ayrı ayrı dert. Ama Twitter ciddi anlamda bu konuda muazzam ya. Mesela deprem oldu. Mesela bak şu an deprem olsun direkt Twitter'a girip deprem yazarım arama bölümüne. Deprem olduğunu oradan anlarım. Yani AFAD'mış, işte Kandilli Rastanesi'ymiş falan hepsi yalan dolan yani. Yalan dolan derken yani çok geç kalıyorlar bu durumda. Ben direkt onu zaten öğreniyorum. Yani bir de gerçek bilgi alıyorum, anladın mı? Benim gibi bir adam yazıyor oraya. Yalan söyleme ihtimali yok. Ya. Facebook seni bile yer demiş ya. Facebook. Facebook diye bir şey kalmadı. Ama TikTok'u arkadaşlar, TikTok'a şimdiden TikTok'a şimdiden girin arkadaşlar. Benden size tavsiye. Ufaktan bir şey açın yani. Son verilere göre TikTok Türkiye'de Instagram'a 2-3 milyon fark attı demiş. Bak röportaj adam geldi. Hoş geldi. Ve Mahsun'un bu konudaki bilgilerine cidden hayranım. İstatistiksel anlamda da içerikleri kadar iyi adam. Harbiden çok iyi takip ediyor. Ciddi diyorum yani arkadaşlar. Bakın görürsünüz. TikTok'u sevmiyor olabilirsin ama ona mecbur kalacaksın. Bak TikTok fız falan. Evet. Okey. Bak ben göreceğim sizi ya. Ben göreceğim. Ben de diyordum. TikTok'la alakalı kötü eleştirilerimi. Bak kardeşim içerik eleştiriciler ot vermeyen platform bitmeye yüz tutarken yüz tutar. Hay canını yerim ben be. TikTok'a düşeceğimde şerefimizle burada kalalım demişti. İşte kanka burada senin eşin dostun burada kalmayınca sen de burada kalmayacaksın ve gideceksin yani mecburen. Anladın mı? Ya. Ve bu işin çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Çok özür diliyorum bu cümleyi kurduğun için ama bu işin orospusu konuşuyor arkadaşlar. 7 senedir sosyal medyadayım. 7 senedir kazandığım her şeyi, sahip olduğum her şeyi sosyal medya sayesinde kazandım. Yani bütün hayatını sosyal medyaya vermiş bir adam söylüyor bunu. TikTok yer arkadaşlar hepsini. TikTok para kazandırsın var ya bak videolardan para kazandırsın şu an YouTube'u da yer. Ama YouTube'u maalesef yiyemez. Çünkü YouTube gibi para kazandırmaz. Kazandıramaz. Ulan şunu da ünlü ettiniz ya. Vallahi sorma ya. Şunu da ünlü ettiniz. Ulan Deyyus. 7 senedir ben buradayım. 7 senedir. Şafak olmuş Johnny Money. Sen benimle nasıl bu diye konuşursun lan? Göt. Allah Allah. Şafak olmuş Johnny Money bunu da ünlü etti. Lan ben ünlü olmayayım. Kim ünlü olacak? 7 senedir ben buradayım. Hırt. Allah Allah. Haksız mıyım lan? Şafak olmuş. Ya arkadaşlar bazı konularda mütevazı olmamak gerekiyor. Ben bunu öğrendim. Ciddi diyorum bak. Nuri Bilge Ceylan'ın bir lafı var. Bizim milletimize mütevazilik göstermeyeceksin ezerler diyor Nuri Bilge Ceylan. Ciddi diyorum çok doğru bir laf. Bizim milletimize mütevazilik göstermeyeceksin arkadaşlar. Kendinize güvendiğiniz konularda kesinlikle mütevazilik göstermeyin. Ciddiyim. Ben göstermiyorum açıkçası. Yani ben 7 sene sosyal medyadayım. Çabuk olmuş Johnny Money. Ben ünlü olunca da kim ne olacak lan sosyal medyada? Hayırdır? Çıkartayım güreşlenecek misiniz arkadaşlar? ne arayız ya? 2013. Doğru mu lan? Bak ciddi diyorum arkadaşlar. Bakın harbiden bu olayı ben kendimle tenzih ederek söylüyorum. Kendinize güvendiğiniz konularda mütevazilik yapmayın. Çünkü ezerler. İyiyim de ya. Yani bundan kimsenin şey olmaz. Yani bu sana egoist desin abi. Ego zaten insanın doğasında olan bir şey lan. Ego zaten insanın doğasında var. Anladın mı? Sen her ne kadar egom yok benim falan desene egon var senin, anladın mı? Yok senin fıtratında var çünkü bu, anladın mı? Bencilik var yani bu. Mütevazilik göstermeyeceksin arkadaşlar. Ciddi diyorum. Neyi çıkartacaksın güneşlenmeniz için? Tişört mü? Lan Yugo, TikTok falan bilmem. Aykut seni yer, Aykut beni yer. Narsizm. Bak işte gördün mü? Narsizm. Sen öyle düşün kanka. Faruk sen
iyi olduğun konularda mütevazilik göstermeye devam et. Hiçbir zaman insanlardan istediğin o saygıyı kazanamayacaksın. Çünkü ego dedin, aklıma İbrahimovic geldi. Onunki farklı bir olay da. Bu arada İbrahimovic o sözleri söylemiyormuş ya. Vallahi billahi. Onun bir tane Twitter hesabı varmış. O uydurup uydurup getiriyormuş. Adam tamam egoist bir adam da o söylediği şeyleri söylemiyormuş. Ben o söylüyor sanıyordum anasını satayım. Bokunu. Ha ilk defa duydum böyle bir şey. Çok iyiymiş lan. Bokuna iki yumurta kırılır yazmış adam. Vallahi çok iyiymiş lan. Tamam iğrenç de cidden çok iyiymiş yani. Komik lan. Bokuna iki yumurta kırılır reis. Güzel lan vallahi billahi. Sen kafe açmıştın. Duruyor kanka. Kafe. Kafe nereye gitsin? Nasıl? Ne iyi. Abi dedim ya. Adam şey yazmış. Bokuna iki yumurta kırılır reis yazmış. Güzel lan değil mi? Yalnız 1,5 saattir yayın var ve kişi sayısı hala aynı. Aynen. Garip. Sarıyor kardeşim muhabbetimiz. Ne yapalım be? Bana hep diyorlar sen Twitch aç. Twitch aç da ben anlamıyorum ki aslında. Bir de Buca'da arkadaşlar Twitch yayın yapmanın maalesef mümkünatı yok. Ya buranın upload'u da anasını satayım. Yani bak yemin ediyorum YouTube videolarımızı 7-8 saatte yüklüyorum ben ya. Geceden bırakıyorum. Harbiden. Geceden bildiğim bırakıyorum ya. Turşu kurar gibi YouTube videosu kuruyoruz buraya anasını satayım. Allah yarabbim ya. Vallahi, vallahi billahi ya. Geceden bildiğim turşu kuruyorum anasını satayım buraya. Vallahi billahi Twitch aç para sıçarsın. Vallahi billahi işte diyorum ya mümkünatı yok. Böyle bir şeyin. Upload'sız çok taşınmam lazım. Yarın sabah işe gideceğim ama uyuyamıyorum demiş. Vallahi billahi kanka ondan sonra bana küfür edeceksin git uyu. Bak harbiden. Yunan özlendi gibi sanki be. Vallahi Yunan güzel platformdu da orayı da yediler. Ya Halilciğim ne burcusun Allah aşkına demiş. Aslan burcuyum ben. Yükselenimde ikizler öyle leş, öyle yavşak, öyle puşt bir adamım işte ben. Yani burcum aslan, yükselenim ikizler. Ben itim, ben yavşağım. O yüzden yani sormayın bana burç şeylerini. Burç şeylerini sorduğunda direkt çünkü soğuyorsunuz. Aa ikizler mi yükselenim? Aa aslan mı? Yok ne yapayım? İkiz de götlek burcu yani. Ama burcumun özelliklerini taşıyorum galiba. Ama en azından dürüstüm. 4 yıl edebiyat okudum. 4 yıl değil. Benim şeyim 5 seneydi. Edebiyat öğretmenliği 5 sene ama 7 senede bitirdim. Bu wine mind muhabbetini. 100 bar için teşekkürler. Odaya aktar hatırlıyorum. Ve efsane zamanlarda aynen. Barın köpeğiydik. Bu yaşam enerjin ne? Van oğlum ne yaşam enerjisi ya? Ben diyorum ki bunalımdayım. Hiçbir şey yapasım yok. Sen diyorsun yaşam enerjisi. Yani şu an sizinle konuştuğum için mutluyum ben. Ciddiyim. Şaka yapmıyorum. Harbiden lan. Yani bir sosyalleştim şu an. Bu o yüzden bu aralar geceleri hep yayın açacağım. Cidden. Geceleri yayın açacağım. Bu aralar çünkü bu dönemimi bu şekilde atlatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Köpeğin Yufi. Gel. Seni soruyorlar. Keks, Yufi, Yufi. Ulan bunu ben yemeğinin suyunu veriyorum. Gel diyorum gelmiyor. Yufi. Lan Allah'ın cezası. Yufi. Vov 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 vov. Bak böyle gelirsin işte. Bunda böyle bir zaaf var. Böyle yapınca geliyor. Ne oldu? Şu güzel diyor. Şu güzel diyor. Bak. Bak. Bak bak şu güzel diyor. Benim güzel kısmı ya. Oh. Hayatımı çaldın la demiş. Kızdırsana. Kızdırayım mı? Yufi. Seni kızdırmam istediler. Yufi kusura bakma. Seni bir kızdırayım. Ne olur.
Sence kim şampiyon? Bence Trabzon. Oğlum Trabzon yapacaklar işte şampiyon. Adam dedi ya. Trabzon yapacaklar. Eray, Yufi. Yufi'yi özledin mi Eray? Yufi'yi özlemeyen var mı lan? Şu Yufi'yi özlemeyen var mı lan? Bir şey diyeyim, Yufi cidden çok güzel bir köpek değil mi yani? Bak harbiden. Şu güzelliğe bakar mısın yani? Çok güzel bir köpek harbiden. Bak şu simetriye bakar mısın surattaki? Cidden ha. Güzel değil mi lan? Vallahi yani kendi köpeğimi cidden söylemiyorum. Çok güzel bir suratı var hayvan. Çok simetrik. Abdü sen Yufi niye... Yufi birazcık Abdü'ye kerkiniyordu arkadaşlar. Abdü geldiğinde. Abdü o yüzden sevmiyor Yufi'yi. Aynen biraz yaslıyor. Abdü'ye biraz yaslıyor onu fark etti. Abdü'ye yaslıyor da biraz Yufi. Böyle bir durum var. Aynen dişi de kanka işte anla orayı sürtüyor. Bize hiç kerkinmiyor valla. Yufi bulduğu bütün bacağı kerkiniyor valla. Yaşlı, genç, çocuk, kız, erkek, homoseksüel, transseksüel hiçbir şeyde fark etmiyor. Heteroseksüel bulduğuna kerkiniyor Yufi. Şampiyon Çorum Spor'du. Lan oğlum bugün yenildik ya. Sancaktepe Spor'a 2-0. Ben takip ediyorum Çorum Spor maçlarını. Yenildi vallahi. Erkek gibi erkeklerden eski dönüyor. Sen grup yaptın lan. Vallahi öyle. Arkadaşlar ben ufaktan kaçayım. Hafta içi 11. Hafta sonu 12'de artık yayın açacağım. Bu sürecimi canlı yayınlarla yani sizinle, sizin sayenizde atlatmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Burada her ne kadar sabaha kadar buradayım bugün yatsa da maalesef sabaha kadar burada olamayacağız. Çünkü benim gözlerimde astigmat var. Uykusuz kalamıyorum. Uykusuz kaldığımda böyle gözlerim böyle kızarıyor. Böyle met içmiş gibi, metamfetamin kullanmış gibi oluyor. Kendinize iyi bakın. Gökhan Radyo yakında. Tak 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 tak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi geceler olsun. Önümüzdeki hafta, yarın haftanın ilk günü daha doğrusu bugün artık yedim pazartesiye. Bu hafta sizinle olsun. Her şey sizin için iyi geçsin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay baylar. Öpüldünüz.